Medineli bir genç vardı. Evlendiğinde Alkame'nin eşi annesine incitici davranmış ve Alkame annesini evinden uzaklaştırmıştı. Bu acı hadise sonrasında annesi Alkame'ye küsmüştü. Evinde yapayalnız yaşıyordu. Alkame genç yaşta bir hastalığa tutuldu. Resulullah Efendimiz Medineli bu gencin ölüm döşeğinde olduğunu duydu. Hazreti Bilal'e git yanında yüksek sesle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de, onun da bunu demesini sağla, imanla göçsün dedi. Hazreti Bilal Alkame'nin yanına geldi ve yüksek sesle La ilahe illallah dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çocuk arkasından la diyor ama gerisini getiremiyor. La diyor, gerisini getiremiyor. Adeta dili dolanıyor. Hazreti Bilal pür telaş. Resulullah'a koşarak anam babam yoluna kurban ya Muhammed. Alkame şehadet getiremiyor dedi. Efendimiz niçin diye sordu. Hazreti Bilal ben la ilahe illallah diyorum ama o kelime-i tevhidi söyleyemiyor. Hazreti Peygamberimiz Alkame'nin en yakın arkadaşı kim dedi. Bir sahabi benim ya Resulallah dedi. Çocukluktan beri beraberiz. Beraber büyüdük. Efendimiz dedi ki arkadaşının bildiğin bir eksiği var mıydı? Kendisine la ilahe illallah dedirtmeyecek bir ayıbı, bir kusuru var mıydı dedi. O zat vallahi ya Resulallah Alkame içimizde namazına çok düşkün, ibadetlerine çok bağlı, seni çok seven biridir. Bir ayıbını bilmiyoruz. Yalnız evlenmeden önce annesine deli divane gibi hizmet eden bu çocuk evlendikten sonra annesini evinden uzaklaştırdı. Annesi Medine kenarında bir evde oğluna gece gündüz beddua ediyor dedi. Allah'ın Resulü annesini çağırın bu çocuğun dedi. Yaşlı kadın Resulullah'ın huzuruna geldi. Buyur ya Resulallah dedi. Efendimiz dedi ki ona Alkame'den razı mısın? Annesi hayır ya Resulallah dedi. Alkame'den razı değilim. Hakkımı da ona helal etmiyorum. Alkame benim etimden bir parçaydı. Ben onu ne sıkıntılarla büyüttüm. Benim oğlumdu ama evlendikten sonra beni kendi evinde korumadı. Bana bakmadı. Ziyaretime de gelmiyor ya Resulallah. Onlar evlerinde mutlu olsunlar. Ancak arada sırada da olsa ziyaret edip halimi hatırımı sormuyor. Alkame'den razı değilim ya Resulallah. Seninle 1000 tane cihada gitse, İslam yolunda kanını canını dökse, ben Alkame'den razı değilim dedi. Allah'ın Resulü Efendimiz konuşmaya ne hacet dedi. Bir ateş yakın, büyükçe odunlar toplayın, Alkame'yi getirin, ateşin içine atın dedi. Anasına böyle davranan adamı ateşler içinde yakın dedi. Anası Alkame'nin ölüm döşeğinde olduğunu biliyordu. Analık yüreği kabardı, dayanamadı. Oğlumu dedi, ölüm döşeğindeki oğlumu bu ateşler içerisine mi atacaksın ya Resulallah dedi. Efendimiz evet dedi. Sen onu zaten yakmışsın. Alkame ahirette zaten yanacak. Mezara girdiğinde yanacağına gözünün önünde yansın da gör dedi. Sanki ders veriyordu Allah'ın Resulü. Ateşler yakıldı, hazır edildi. Hazreti Peygamber Alkame'yi getirin ve ateşin içine atın dedi. Peygamberimizin Alkame'yi gerçekten ateş topunun içine atacağını görünce annesi oğlum dedi. Oğlum, ben onu ne çilelerle büyüttüm. Onu ateşe attırır mıyım ya Resulallah dedi. Alkame'nin ateşler içerisinde yanmasına gönlüm razı olur mu dedi. Resulullah Efendimiz peki ondan razı değilim diyerek onu cehennemde ebedi ateşin içine attığının farkında değil misin? Alkame la ilahe illallah diyemiyor kadın dedi.
bu senin bedduan yüzünden. Bugün hakkını helal edersen kurtulur. Yoksa ben onu dedi. Oğlum dedi annesi. Ne yapsan da benim oğlumsun. Oğlum sana hakkımı helal ediyorum dedi. Allah ve Resulü de şahit olsun ki ben Alkame'den razıyım dedi. Resulullah Efendimiz Bilal'e şimdi git kelime-i tevhid getir ey Bilal dedi. Hazreti Bilal Alkame'nin yanında La ilahe illallah derken Alkame'nin dili çözüldü. O da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ve son nefesini verdi. Bakın dersimizin başından beri akrabalık bağları üzerine konuşuyorum. Akrabalık bağlarının en temelinde anne baba hakkı yatar. Sonra eş, evlat, aile, yakın akrabalar, komşular bu şekilde devam eder. Akrabalık bağları dilimizdeki düğümü çözüyor dostlar. Son saatiniz geldiği vakit düşeceğiniz durumu cennet mi cehennem mi? Rahmet mi azap mı? Yolun sağı mı solu mu? Ateşin kenarı mı? Yoksa cennet köşkleri mi? Bunu belirleyen hususlardan birisi akraba ve komşu haklarıdır ya Resulallah. Bir gün Ebu Zerril Gıfari, tabi ilk Müslümanlardan, Hazreti Peygamber aleyhisselamın hep en yakınında durmuş, bu işin çilesini çekmiş Müslümanlardan. Ebu Zer Gıfari Allah'ın Resulü'nün yanında otururken Resulullah Efendimiz Ebu Zerril Gıfari'ye dönerek ey Ebu Zer dedi. Çorba veya yemek pişirdiğin zaman suyunu bol koy dedi. Ebu Zer niçin ya Resulallah deyince Efendimiz komşularına da bir tas verirsin. Komşularının senin üzerinde hakkı vardır buyurdu. Allah'ın Resulü Efendimiz Müslümanlara sadece camide namaz kıldıran, ibadet öğreten bir rehber değildi. Daha önce kimsenin aklına getirmediği bir meseleyi de gündeme getirerek o günün toplumunda, o günün insanlarına öğretirdi. Bu sözleriyle Hazreti Peygamber, müminin evinde pişen yemekte komşularının da hakkı olduğunu öğretiyordu. Resulullah Efendimizin evinde yemek piştiği zaman bu yemekten yan komşularına da gönderdiğini biliyoruz. Allah Resulü'nün eşi Hazreti Ayşe ellerinde tabaklarla o komşuya, bu komşuya yemek götürüyordu. Bu Allah'ın Resulü'nün komşuya verdiği değerden kaynaklanıyordu kıymetli kardeşlerim. Sahabe-i kiram bir gün peygamberimize dediler ki ya Resulallah, Müslüman olmayan komşumun bende hakkı var mıdır? Peygamberimiz evet dedi, onun sende bir hakkı vardır, komşuluk hakkı.
senden asla ona zarar gelmeyecek. Her zaman ona ikram eden, onunla iyi geçinen bir duruşun olacak buyurdular. Sahabe-i kiram yine sordu. Peki komşu Müslüman ise ya Resulallah? Efendimiz, Müslüman komşunun sende iki hakkı vardır. Birincisi komşuluk hakkı, ikincisi Müslüman kardeşlik hakkı buyurdular. Sahabeden biri, ya Resulallah, benim komşularım arasında akrabalarım var. Onların bende hakkı var mı dedi. Peygamberimiz evet dedi, onların sende üç hakkı var. Bir komşuluk hakkı, iki Müslüman kardeşlik hakkı, üç akrabalık hakkı dedi. Allah'ın Resulü Efendimiz, bizimle aynı dini paylaşmayan birine bile komşuluğunuzu gösterin buyurmuş.